insan çay içmeyince kahvaltıda olmuyor. Eksiklik abi, var değil mi? Bak kahvaltı farkındaysanız şimdi hiç yiyemedim bugün. Abi çaysız bir kahvaltı yaparken hayat damarlarımdan birisi kopmuş gibi hissediyorum. Al bak şu çay senin en koyusu içtiğinde. Alacağım abi, eyvallah, sağ ol. Sağ köşedeki senin. Eyvallah abicim, sağ ol. Gördün mü aynı şeyi? Ercan. Tam böyle bak. Sağ köşedeki. Bak şimdi de gel. Erdem'den iğrenç bir espri geliyor. Evet Erdem'cim, sendeyiz. Bak. Yok, ben senin kadar o kadar pisleşemiyorum da bir şey soracağım. Hakikaten niye? Mumların esprisini sana sormak istiyorum da. Kardeşim, o mumlar dün Mehtap tarafından getirildi. Duygu abla vermiş. Mumları ne yaptınız? Ya ona geleceğiz. İşte bilmiyorum abi. Getirmiş, Duygu abla vermiş. Romantik ona gidin. Yapmışlar. Barış mumu yakın diye. Aynen, ama Barış mumunu yakamadık. Yine kavga ettik. Niye? Ya kavga da değil aslında. Mehtap'a diyorum ki, Mehtap aramızda ne yaşandıysa yaşandı. Ay ay. Yani bu tatsızlıklara bir son verelim. Al çay benim. Bundan sonra yani biz negatif elektrik var aramızda. O benim. O benim. Yani onu sonlandıralım, o da yok dedi. Ben seninle uğraşmaya devam edeceğim falan filan. İyi dedim, bana nasıl bir adım atarsan her türlü 10 adım karşılığını alırsın dedim ben de. İyi atarsan iyi alırsın. Olumsuz adım atarsan ben de sana olumsuz adım atarım. Final haftaları Tankut'un suratına bakanlar oluyor mu hiç aranızda? Bakmaya korkuyorum. Evet, ben bakıyorum. Abi sevmiyorum. Çok büyük bir durum yolunu yaşıyorsun. Bunun farkındayım ama bugün izah. Basıyorlar abi. Zaten bak şöyle söyleyeyim sana. Seni de hep orada yakalıyorlar. Tankut. Dediğim gibi. Üstelik yapmıyorum ki abi, basıyorlar yani. Biliyorum, anlıyorum seni de. Komedi zaten biliyorsun hani, ciddi bir olayın. Başka insanlar tarafından görülüp komik gelmesidir. Abi böylesin ya, yemin ederim. Bak şimdi. Yok be, nerede öyleyim ya. Arada bir burnunu da kızartıyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Bazen burnu kızarıyor. Ama kızarıyor. Ya senin ben orijinalinde kızarıyor. Çok güldüğünü farkındayım. Üzüldüğün için. Özellikle olmuyor. Hayır canım, ne alakası var? Hayır. Tam tersini söylüyor. İzah yapıyorum senin. Tam tersini söylüyor sana. Şaka yapıyor ve gerçekten öyle gözüküyor. Şöyle söylüyor, gerçekten duyguların çok dışında yaşıyorsun. Ya duyguların dışında yaşıyorsun. Gerçekten çok vuruyor senin hislerin. Abi evet. Kimin mesela yansıtmaz, sen yansıtıyorsun. Bence o olay gerçek olmasa, o üzgünlük, zaten bu kadar çok ekrana ve hepimize yansımaz yani. Abi sevmiyorum filan. Bir an böyle yapacak. Evet, gitmemi sevmiyoruz ama sen en sevmediğim bir gece yani. Biz de sevmiyoruz. Biz de sevmiyoruz ama sana yok yani. Denk düşüyoruz bak, yan yanayız. Tamam mı? İnanılmaz şey düşüyorsun. Yorgun düşüyorsun. Evet. Kötü hissediyorsun. Evet, enerjin düşüyor. Enerjin düşüyor abi. Enerjin düşüyor. Bir an gelip sana soracağım abi, cenaze nereden kalkıyor diye de. Hayır. Yan yanayız. Ben şöyle yapıyorum bir ara. Tankut'a bakacağım. Eyvah diyorum, Emre'ye döneyim bari. Hani çünkü gerçekten yaşıyorsun sen onu orada. Abi bir, inan elemeyi sevmiyorum ya. Birisinin ismini yazmak zorunda kaldığım için yazıyorum her hafta oraya. Ciddi söylüyorum. Bizim aramızdan sevdiğimiz bir insan gidecek diye ona üzülüyorum. Çünkü aynen, senle Adnan'da çok yoğun yaşadık Adnan'la. Evet. Yani Önder'den evet, kusura bakmasın. Önder'i de hakikaten çok sevdim. O ben Önder'i de sevdim cidden. Pislik gibi adam ama abi Eser ve Adnan'da öyle şimdi yoğunluklar yaşıyorsun ki. Burada bizim ilk birinci haftadan beraber daha olan birimiz şey gittiği zaman abi. Gerçek evet abi. Yani. Düşünsene ya. Geçen ne olacağı ya belli değil. Abuk abuk isimler çıkıyor, bilmemler oluyor. Evet. Bir de orada yine başladık gır şimdi insanlar şok da orada. Şok yaşadık orada. Tankut, sen Eser'le ikiniz kalmıştınız ya finalde. Evet. Ben onu televizyondan izledim. Ama Emre'nin dediği doğru, senin duruşunu yapacağım şöyleydi. Hayırlısı olsun falan diyorsun işte. O gün gerçekten çok... Evet, çok kötü. Sermin geldiğinde kimse konuşmadı ki. Hepimiz bunu hatırlıyoruz yani. Zor bir gündü abi o gün. Ben şey de düşünüyorum ya, bu şimdi mesela Dani durumunu da merak ediyorum. Oldu da hadi Dani'yi getirdiniz siz. Bana kıyak olsun diye Dani'yi getirdiniz. Ne olacak acaba? Ben ne yapacağım? He, diyorsun ki ben verdim ben o kararını, ben biraz sana kıyak olsun diye değil. Daha tamam. Hani ben buraya gelmeye çalıştığım zaman Dani benim eve girdiğim için evet oyu vermişti. Hani mecburiyetten yolladığımı da biliyorsun. Hatta inan çok üzüldüm o gün. Ya, tekrar öyle bir imkan elime geçerse de seve seve gelmesi için elimden gelen desteği veririm. Eğer Dani bu eve gelirse benim için en önemli gün hangi gün olacak biliyor musunuz? Kırmızı Oda günü. Çarşamba günü. Kırmızı Oda. Kızların çağırdığı gün. Çarşamba günü. Kızların çağırdığı gün. Kızların çağırdığı gün biliyorum abi. Oradan bir kıvılcımı verdi mi o zaman ne olur? Ama Dani gelirse ben sana söyleyeyim mi? Kesinlikle sana o zaman dönecektir. Başlar. Murat, Tankut'la konuşurken sizin sessiz kalmanızı yanlış anladım. Tamam mı? Bunda... Dinliyorum ben seni, ondan sonra yorum yapayım. Hani belki siz olaylar büyümesin, belki kahvaltıda tatsızlık çıkmasın diye yapmışsınızdır. Bunu da düşündüm sonrasında. O yüzden bir sıkıntı, bir problem benim açımdan yok. Seda Hanım da sürekli bunu sordu.
İşte insanlar da bunu merak ediyor. Sen de merak ediyorsundur belki ama biz sadece evde kardeş değiliz, dışarıda da kardeşiz. Bunu sen biliyorsun. Belki bilmeyen insanlar da var. Bizim kardeşliğimiz böyle ufak tefek şeylerle sarsılmasın. Sen benim her zaman kardeşimsin. Erdem de aynı şekilde. Bugüne kadar birçok şeyde her zaman dimdik beraber durduysak, sizin her konuda yanınızda olduysam, gerçekten sizi sevdiğim için. Hani illa gelin benim yanımda zorla durun diyemem. Fakat ben zaten hiçbir zaman şunu size dememiş bir insanım. İşte ben bunu sevmiyorum, siz de sevmeyin. Beni tanıyorsun yani, ben böyle bir şey diyecek bir adam değilim. Sadece üç kişi aynı anda böyle bir taarruza geçti gibi. Orada evet, kardeşçe bir savunma bekledim, yalan değil. Hani sebebini de sormayacağım bile. Çünkü diyorum ya, arada bir kırgınlık, kızgınlık yok. Geldi geçti. Biz kardeşsek zaten bunları konuşmamız lazım. Benim başımdan bir sorun yok yani. Şöyle söyleyeyim sana. Ondan yana benim hiçbir sıkıntım yok. Yani sen birkaç gündür zaten soyutladın kendini. Dün de söylediğim gibi. Sebebini söyleyeceğim, sen anlat. Soyutladın kendini ve bizim yanımızda oturmuyorsun, gelmiyorsun, doğru, gitmiyorsun. Ve bir negatiflik vardı sende. Doğru. Bunu ben sezdiğim için de şimdi senin yanına gelip otursak negatifsin. Haklısın. Tamam mı? Negatifsin. Bu sefer diyorum ki yani hani bize karşı mı bir sıkıntısı var acaba? Bu yüzden açıkçası ben senin yanına gelip oturmadım. Tamam. Seninle gelip oturup muhabbet de etmedim. Orada yaşanan olaya da gelirsek neden konuşmadım? Şu yüzden konuşmadım kardeşim. Evin ilk gününden beri biz burada hep beraberiz, sır sırtayız. Tamam mı? Orada onların sana yüklenmesi, sessiz kaldım. Neden kaldım? Bazı konularda, tamam mı? Bazı konularda haklılar demiyorum. Bak haklılar demiyorum. Ama sana karşı üç kişi gelirken senin tek başına onları savunabileceğinin ben farkındayım. Eyvallah kardeşim. Tamam mı? Yani sana böyle illaki hani orada olaya müdahil olup onlara bir tepki vermenin manası yoktu. Sen zaten hani kendinden eminsin. Eminsen de tak 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 cevabını verdin. Eyvallah. Değil mi? Yani tamam. Bakma orada sen Ercan'ın atladığına. O iş olsun diye atlıyor bazı i̇şte mevzulara. İşte onu bildiğim için. Bazı mevzulara iş olduğu için atlıyor. Eyvallah. Yani yoksa senin orada karşılıklı tek tek Tankut'la tartışmana ya da Murat'la tartışmana ben hiçbir zaman müdahil olmadım. Yanınıza gelme işim. O muhabbetlere katılma işimin tek bir sebebi var. Siz değilsiniz. Dün de zaten o yüzden böyle bir mesaj verdim aslında Seda Hanım'a orada. Durumu izliyorum dedim yani. Ne demek? Ben o ortamda olursam gerçekten hır çıkacak. Ve ben söz vermedim mi? Ben sözümde durmak istiyorum Emre. Hani sen sözünde dur zaten. Mı? Dur Erdem. Ben sözümde durmak istediğim için de biraz başım da ağrıdı yani bu muhabbetlerden. Kendimi dinlemek istedim. Uzaktan izlemek istedim. Hiçbir şekilde Ercan'ın ve Tankut'un olduğu ortama o anda girmek istemedim. Çünkü ben zaten çok sinirliydim. Kardeşim onların olduğu ortama onlar için değil, biz olduğumuz için gel. Ya biz sana gülmüyor muyuz? Da, benim yapımı biliyorsun abi. Ya yapını biliyorum, tamam, ağır adamsın. Eyvallah. Ya ağırlıktan amenna değil be Emre. Ama kardeşim. Bu olay ağırlıktan tam değil. Hani gelip adamlarla gerginliğim var, başkası farkındayım. Başkası gibi gelip orada gülemem, anladın mı? Bak o gelir güler. Biliyorum. Sen de gülemezsin. Biliyorum. Ben de seni biliyorum. Bildiğin şeyi niye bana söylüyorsun? Ya orası hayır, öyle ben de. Başkası için konuşmuyorum. Bak bizden bahsediyorum. Sen gel burada. Tamam mı? Gel orada biz o ortamdaysak. Ben varsam, Erdem varsa vesaire, işte Yasin varsa tamam sıkıntılı olabilirsin diğerleriyle. Açık konuşayım. Ama bizim için gel otur. Kendimden korktum. Gelseydim eğer gerçekten orada bir tatsızlık çıkartıp herkesin burada belki durduk yere canı sıkılacaktı. Yine aynı muhabbetlere gelecektik. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlıyorum ben. Sen, Erdem, tamam belki herkes orada üstüne düşen görevi yaptı. Beni bu evde kalmam için koruma altına aldı bir kişi hariç. Fakat o açıklamalarda bile ben sen ve Erdem'in açıklamalarında samimiyet gördüm. Bunu çok iyi biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum ne yaşadığını. Onlardaki o samimiyetsizliği de gördüğüm kardeşim için onu da hep kafamda yer edinmişim. O sinirle mutlaka bir tatsızlık çıkartırdım.
ve bunu yapmak istemedim yani. Bak dün, kendimden korktum açıkçası. Dün öyle bir pozisyon oluştu ki şurada, tamam mı? Biz eğleniyoruz orada. Gülüyoruz, söylüyoruz. Sen tek başına oturuyorsun ya. Hani dedim ki acaba burada bir gruplaşma mı hissetti? Yok. Gruplaşma olsa bir tek ben miyim dışarıda kalan yani? Yani. Öyle bir şey düşünmüyorum. Sadece dediğim gibi sevmediğim insanlar ortamda ve kahkahalar havada uçuyor. Ben sinirliyim. Başım çatlıyor artık sinirden. Oturup sadece uzaktan sessiz sessiz izlemeyi tercih ettim. Gerçekten çünkü bizim konuşacağımız ve üzerinde duracağımız bir konu bile değil. Ben öyle hissediyorum. Ya ben seni birkaç kere çağırdım, gelmedin. Ondan sonra dedin ki herhalde sorunlar var kafasında. Sevdiğim insanı kırmak istemiyorum. Beni tanıyorsun. Yok. Sorunları var herhalde kafasında dedim. Aynen öyle. Kendi kafasında çözebilecek kapasiteye sahip değilsen dedim, bıraktım. Eyvallah kardeşim. Yani, birkaç kere çağırdım çünkü. Hem de sen... konuştuk. Böyle defalarca da üst üste binmesin bu muhabbet. Dediğim gibi onun altını çizeyim. Biz dışarıda da dostuz. Gerekirse uzun uzadıya dışarıda da bu işin aslında muhabbetini konuşuruz. Fakat ikinizi kendimden soyutladığım için gelmemezlik yapmadım, bunu bilin de. Yani zaten burada alınması gereken tek mesaj budur. Valla kardeşim öyle hissetseydim zaten. Hani bizim artık yanımızda olmadığını hissetseydim zaten şu anda şurada bu konuşmayı yapıyor olmazdık. Neyse olur, sen yeter ki sen...